Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Herhangi bir kast ve hedefim olmadan yeri açtım. Yani ne çıktıysa o. 122 Mesnevi Nuriye. Yani açtım. Bakayım ne olacak diye. İlem eyyel aziz. Nefis daima izdıraplar, kanatlar içinde evhamdan kurtulup tevekkülü yanaşmıyor. Nefis daima izdıraplar çekiyor. Kanatlar içinde, içsel sorunlar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşamıyor, yanaşmıyor. Çok ilginçtir. Bugünlerde tefekkür aklın sıfatı, marifetullah ise vicdanın sıfatı. Çok ilginçtir böyle. Eğer bir insan aklı vicdana bağlı ise veya iletişim kurmuşsa, akıl orada zihin aynasında gözüken marifetullahları alıyor, tefekkürde kullanıyor. Yani vicdan, irade, zihin, his, latife, rabbaniye ya, yine karşıma bu çıktı. Tevekkül etmek, tefekkür etmek, bu kesin ama. Tevekkül ve tefekkür. Evhamı ortadan kaldırıyor. Tefekkür olan bir akılda evham olmaz tefekkür anında. Tefekkürlü bir kafada evham olmaz. Panzehri tefekkürdür. Dertlerin çaresi ise tevekküldür. Yani dertlerin çaresi. Çünkü tevekkül, teslim, itimat, sabır. Bu boğazın eline, insanoğlunun eline geçmediği şeydir. İlaç budur. Bir, Allah'a tevekkül edemiyor. Teslim olamıyor. Çok önemli bir şey diyeceğim, şaşıracaksınız. İtimat etmiyor. Yani paraya ettiği ihtimamı, maddi imkanların ettiği itimat yani. Allah'a itimat edemiyor, etmiyor. Mesela 90 yerde, Hasan Basri öyle diyor, 90 yerde Allah rızkınıza kefilim diyor. İtimat edilmiyor. Bir diğerde şeytan rızıkla korkutuyor. Şimdi neyse, dağıtmayın. tevekkülle teslim arasında farktan bahsetmiştiniz de. Bu cahil unuttu. Onu söyleyebilir misiniz? Çok uzun değilse çok. Şimdi tevekkül teslimle soruyorsun değil mi? Hı-hı. Yok. Evet, evet. Teslim. Teslim eylemseldir. Fiildir. İslamiyettir. Teslim, seleme, İslamiyet. Tevekkül onu yaptıktan sonra o hadisi Allah hakim kılmaktır. Vekil yapmak ya. Yani eylemi yaptıktan sonra ona bırakmak artık. Mesela ben diyelim ki, doktor ver bana, doktor getir abi. Bana öyle getir abi. Oraya getir. Eyvallah, sağ olasın. Bak şimdi, o kadar acayip bir şey ki. Tabii anlatamam ben. Siz de yaşamışsanız anlarsınız. Doktor biraz şahit olmuştu. Şimdi adam ağır bir hasta veya sen ağır hastasın. Yani serum bağlamış. Ne yapacak başka doktor? Başka ilerisi yok ki. Yapabilse kendisinin ölümünü durdururdu. Doktor ölmezdi, ölümü kaldırsaydı. O anda mesela bütün sebepler uydur ama işte olmuyor. Ne yapacaksın? Sebepleri uydun, böyle kafaya kapattın.
Artık Allah'a itimat edeceksin ya. Teslim olacaksın. Tevekkül edeceksin. Sabredeceksin. Allah, Rabbimiz diyor ki, dertleriniz için diyor, namazla, sabırla Allah'tan yardım dileyin. Umeha. O zaman ne derdin olursa olsun, şu dört tane sıfattan insan ne kadar ziyadeyse rahat edersin. Nedir o? Tevekkül, teslim, itimat, sabır. Hepsi birbirine benziyor gibi abi. Gibi ama mesela itimat. Biraz önce söyledim. Teslimiyetle tevekkül dağlar kadar fark var. İtimatla sabır mesela ona da bir şey yapsak abi böyle olsun. Şimdi sabır yutkunmak değil. Olayın başına geçmek. Tamam mı? İtimat ise Allah'ın rububiyetine kanaat etmek. İcraatına. Mesela Allah dedi mi bitti. Gafur bana dedi ki abi ben bu işi bana bırak. Tamam, ben yapacağım. Onun alemindeki bendeki yerine göre ben adım atarım. Allah dedi mi ki bu iş benim? Sen adım at. Daha karışma. Mesela diyelim talebi ulumun diyor rızkına ben kefilim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam hadisini İmam Şafii zikrediyor. Şimdi beni tanıyorsunuz yani. Dünyada şey adına bir şeyim yok. Yok ya bir şey anlatmak için. İtimat ediyoruz talebi ulumun rızkına kefil. Hakikaten yok. Anladın mı? Ama o Rabbim şahit olsun ki yarın ne olacağını düşün, hatırıma bile gelmiyor. Bir defa bile gelmiyor. Bir defa. Yalan Allah şahit edilirse kafir olur. Hiç gelmiyor. Yarın ben ne yapacağım? İşte bekarsın, çoluk çocuğun paran yok. Aşın, eşin, işin yok. Yatın, katın, atın yok. Ne olacak yarın işte hastanede ve sigortam diyor. Hiçbir şey mi yok? Hiçbir şey yok. Ve ne olacak diye hiçbir de hatırıma bile gelmiyor. Yani niçin? Teslim ol, itimat et. Kefilim dedi. Kefilim dedi. Rububiyetine teslim ol. O zaman ne yapıyorsun? Rahat ediyorsun ya. Şimdi diyor ki, nefis daima ızdıraplar çekiyor. Kalakları anladın mı? Kalak. Evet abi. Neymiş? Zorluklar. İçsel aşamamalar var ya içsel. Tamam mı? İzdıraplar var, acılar var ama içte bir çözümsüzlük gibi bir gırdabına girdi. İçinde diyor. Bak, ızdıraplar ve kalaklar içinde. Kurtulup tevekkülü yanaşmıyor. Tevekkül, vekil yapmak. Olayları ona bırakmak. Ne yaparsa iyi yapar, yapsın. Karıştığında ne oldu? Bu tevekküle yanaşmamasının bir ana alt veri tabanı bu kendi malıymış gibi sahipleniyor. Bedenine sahipleniyor. Zaten tevekkül, teslim, itimat vesaire hepsi insanı şeyi taşıyor. Bak şimdi dördü ne yapar biliyor musun? Teslim, tevekkül, itimat, sabır. Ne yapar biliyor musun? Bu bedene senin olmadığını haletini veriyor sana. Hissi değil, fikri değil. Bu hal oluyor ama her daim olmuyor işte. Düşe kalka. Böyle bir şey, hiçbir alet daim değil. Ve gadabiye, şeviye, aklıya. Hiçbir şey, ihlas, sadakat, gadab, yani merhamet, şu bu. Hiçbir şey sabit değil yani alemimizde. Öyle bir şey arama. İhlaslıdır her daim. Hayır, öyle bir şey yok. Başından sonra kadar ihlaslı Allah Resulü'dür. Devamlı oynar. Devamlı oynar. Yani aşağıda yukarıda dırıt 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 devamlı oynar. Nebat cihetimiz oynar. Hayvan cihetimiz oynar. Melekiyet cihetimiz oynar. İnsanlığımız oynar. Bazen kelenamı benumadan hayvanın aşağıya düşüyoruz. Abicim şimdi bir öncelik muhakkak var bu bahsettiklerimizin arasında. Mesela teslim, tevekkül,
23. sözde bildiğiniz üzere diyor ya abi, demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti daireni iktiza eder. Bunda bir saat ders yapmıştık da. Evet. Bak, iman nakildir. Nakle, matab olmak. Tevhid ise Allah'ın birliği diye kuru bir kalp değil. Tevhid, zıtların sahibi olan Allah'ı, Allah'a bak. Mesela hak, batıl, doğru, yanlış, hastalık, sihat, fakir, zengin, kadın, erkek, soğuk, sıcak. Bu zıtların sahibine tevhid denilir. Bu birliğin sahibi olan Allah. Birliktir. Allah'ın birliği değil. Bu farklılıkların birliği, biri olan Allah, sahibi bir. Tamam. İman, tevhidi. Yani bu sistemin sahibi, sahibini aleminde kabul etmek, iman tevhidi. Tevhid, teslimi, eylem, fiil. Teslim, İslamiyettir. İman ettik. Ama iman ettik de istediğimiz gibi hadiseler cereyan etmiyor. Sahibi, dizgini Allah'ındır. Hastalığın da dizgini onun elindedir. Sıhhatın da onun elindedir. Allah istese de olur, istemese olmaz. Bitti. Bu tevhid. Yani ama Allah'ın birliği de öyle şey yapmayın diye hep vurguluyorum. Yani alt yapısını doldurursan insan daha şuurlu oluyor yani. Efendim hastalığın da sıhhatın da, imanın da küfrün de, soğun sıcağın, batının doğunun da hepsini cem etmiş sahibi tek. Böyle bir Allah. İmandan sonra iman böyle bir tevhidi iktiza ediyor. Sonra teslim eylemdir. Teslimden sonra artık ben böyle bir Allah'a iman ettim. Eyleme de dönüştüm. Tevekkül ediyor. Yani olayı ona bırakıyor artık. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkül, tevekkül saadet idare. Bu silsileleri yapanın dünya ve ahirette ücretini alıyor. O da saadet idareyi iktiza ediyor. Yani hakikaten öyle olur ya. Şimdi bu kainat, işte hastalıklar başka bir tanrının, hani eski var ya ilanlar vardı, gök tanrısı, yer tanrısı bilmem ne. Yani zıtlar aleminin sahibi Allah, bunların sahibi tektir. Zıtların tek bir sahibi var. Bu böyle bir anlayış oldu mu adım atıyorsun, teslim. Teslim İslamiyet, fiil demektir, fiil. İltizam bizde, timada iltizam. Bir şey daha söyleyebilir miyim abi? Şimdi bir Allah'tan bize bakan cihet var, bir de bizden Allah'a bakan cihet var. Evet. Şimdi ben normalde düşünürdüm ki iman bizden Allah'a bakan cihet gibi düşünürdüm. Şimdi sanki bu iki karşılaştırmayla birlikte zıttı olduğu sanki çıkıyor ortaya gibi. İman Allah'tan bakan taraf bize. Allah'tan bakan ciheti iman. Yani biz iman ile birlikte bunları yaşamıyoruz. Bunları yaşayınca bunların bütünlüğü iman oluyor. Yani daha ulaşmışlık oluyor. Abi. Yok şöyle. Yani bizde öyle olursa iman o zaman fiili yoksa imanı yok anlaşılır bu söylem sözünle. İman çalışarak kazanılan bir şey gibi oldu o zaman. Evet. Mesela diyelim ki İslamiyet yaşadı da iman oldu. Tevhid oldu da işte. Yani rububiyete verilen cevap bu dördünün cemi karşılığında uluhiyet geliyor ya abi. Sanki onun bütünlüğüdür iman gibi ben anladım. Yani imanın tabii teknik hakikati olmadığı için şey mertebesi, mahiyet hakikati, kanuniyeti, sureti. Burada sistemi anlatıyor. Yani böyle bir sistem çalışıyor. Bizim dişimizde böyle. İçine girersen bu dört tane iman, tevhid, teslim, tevekkül. Neticeyi alırsın. Beşinci sen oluyorsun. Yani dünyadayken o haletleri yaşıyorsun. Yani ahiretteki huzuru hatırlatan, işaret eden o haletleri yaşıyorsun. Yani bazen olmuyor mesela dünkü derste. Ya yani öyle bir halet oluyor ki acaba bizden daha huzurlu kimse var. Yani o oluyor. Cennet alsa bir var. İşte o devam etseydi zaten dünyada çalışan, dünkü dersin haleti devam etse yaşayamazsın. Allah Resulü'nün sahabesinde olmuş. Oluyormuş ya Resulallah, biz münafık mıyız? Bu derste bu senin yanında böyle oluyor, çıkınca değişiyoruz. Münafık, hayır.
Bu diyor imanınızın iktizası, bu beşeriyetinizin iktizası diyor. Sonra yanaşmıyor, hükmü kadere razı olmuyor insan. Hükmü kadere razı olmuyor. Hangi hükmü? Yani senin dışındaki rububiyete. Hükmü kadere. Yani kainat bir takdir iledir. Bir hesap iledir. Bu kader. Seni mesul edecek bir kader değil. Hasta olmak, güneşin doğması, senin ne zaman öleceğin, kimin çocuğu olacağın, kimden senden, senin kimin, senden kim olacağın, kim biliyor, bu hükmü kader. E keşke diyor bu sefer. Sokuyor kafayı. Keşke böyle olmasaydı. Keşke şöyle gitmeseydi. Demek ki ne kadar zıt bir kelimeymiş abi. Çok korkunç bir şey ya. Evet. Keşke. Keşke geçmişin bataklığıdır. Seni oraya çekiyor. Niye diyorsun ki keşke? Keşke bunun çocuğu olmasaydım diyen var bana. O kadar var ki. Keşke geçmişin bataklığıdır var ya. Onu ben evet. Olsam yatadan yazardım. Evet. Keşke geçmişin bataklığıdır. Ne yapar biliyor musun keşke? Madem dedin, düşmanını sahana çek. Keşke düşmanının sahasına gidip mücadele etmektir. Timsah öküzü tutmuş, suya çekiyor. İki tane aslan öküzü karaya çekiyor. Görün kenarda, birisi bana izletti, böyle o böyle, ben farklı görüyorum. Allah nasip ediyor olayları bakınca. Allah Allah, timsah çekiyor, suya çekiyor. İki tane aslan da öküzü karaya çıkarıyor. Peki timsah gitsin orada, öküzü onların elinden alsın. Veya aslanlar suya girsin, alsın. Hayvan bile mücadelesini kendi sahasında yapıyor. Eğer sen kendi sahanı terk edip düşmanın sahasına girip düşmanla mücadele edersen kafadan bir sıfırsın. Yani neye benzer? İki tane aslan, istersen 10 tane aslan olsun, suya girip de öküzü timsahın elinden almak, timsah şeyi alır, aslanı yer. Evet. Bırakır öküzü. Peki timsah çıksın karaya, yem olur. Çünkü bir çevirseler ayaklar havada. O zaman mücadele etmek istiyorsa, yani psikoloji babından söylüyorum, sıkıntı diyorum, hastalık diyorum, ne isterse, sahanda ol, orada düşmanını karşıla, karşının sahasına geçme. Geçersen bu keşkedir. Evet. Kendi sahanı bırakıp, çünkü ustamızın tabiriyle sabır anlatıyor, hale yetecek ne hastalık, bela, musibet olursa olsun, şimdiki zamana sabır yeter. Evet. Sen bunu geçmişe götürürsen sabrın bir kısmını, biraz da geleceğe götürürsen şimdiki zamana kalmaz. Yani keşke böyle yapsaydım, ben kanser olmazdım, ki fakir olmazdım, ayağım kırılmazdı, belimi vurmazdım. Peki ne değişecek? Hayır, öyle değil bu. Sanki kader, hiç Allah'ın hükmü yok, hakkı yokmuş gibi, tasarrufu yokmuş. E gelecek ne olacak da, çocuğum ne olacak da, işte ben ne yapacağım da, şu nereye gidecek? Ya sana ne ya? Sahibi misin? Neye sahipleniyorsun? Neye sahipleniyorsun ki? Evlat senin mi ya? Sağlık senin mi? Beden senin mi? Niye? Ham var ya, ham. Haksız temellik. Yani buraya gelmişim ben, buraya takdim ettiler, kullan diye verdi. Bana da geçiyor bu. Bana mülk olarak vermedi ki bu bardağı ben dersten sonra cebime koyup götüreyim. Bana dedi ki bunu kullan. Kullanırken birisi gelse, o sokaktan çağırsam, gelin su var, bilmem ne var. Lan ev sahibi bana müsaade etmiş mi yok? Niye sana mülk olarak vermedi? Kullanmaya müsaade etti. Tamam mı? Bana da geçiyor. 300 küsür yani. 358 mi neydi? Senin diyor, böyle acayip bir şey İnam ya. İnam etti diyor. He? İnam etse diyor, işte şöyle. Yok, acayip bir şey. Hastalığın temelini çözüyor, bitiriyor. Ya sana ne ya bu? Niye sen Allah'ın malına benim diyorsun, niye hırsız diyorsun? Sordu bana bir tanesi. Aa, hocam dedi, sorulur mu bilmiyorum ama bir arkadaş soruyor dedi. Oysa kendisi tabii. Ya dedi, bir şekilde dedi, çalıntı para diyor, elimize geçti diyor, diye soruyor diyor. Oysa soruyor kendisi. Bunun zekatı var mı diyor.
Çok özür dilerim ama İmam Ali'nin bir sözü var. Yani kirli çamaşırı diyor, koku değil diyor, sabun lazım diyor. Ve başka bir sözü de var. Ya kirli çamaşır affedersin, idrarla, sidikle yıkayıp temizlik olur mu? Ona benziyor. Yani çok acayip. Yani bu Risale-i Nur, bende mi böyle kafa çalışıyor? Tevhid bakıyorsun, tevhid. Her şeye bakıyorsun, ayın. Psikoloji bakıyorsun, psikoloji ya. Evet. Sanki bu, şimdi hastanede terapi yapıyoruz. Öyle mi değil? Evet. Ama tevhid. Aspirin. Kestin. Aspirin bu nasıl bir şey? Yemin ediyorum. Evet. Şey yapmıyorum ya, mübarek etmiyorum. Ben açtım patlayı, ben seçmemişim. Seçseydim bugünkü dersimi yapardım. Mahkemat 93'ü yapardım. Akıl mı sen hakim, zihin mi hakim? Ona geldim. Çok tuhaf. Ondan ona mı alıyor, ondan mı? Yani onu yapardım. Garip bir şey ya. Bu ara derin sulardasınız abi. Aman dikkat. Çok derin. Yani akşama başım o kadar ağrıdı ki yeğenime dedim. Hadi beni götür dedim ya. Getir her şeyi dolaştır. Ondan sonra o da Deccal Ormanı'na götürdü. Orada işte bir Harun'u hatırladım, evinin yanındayım galiba dedim. Ondan sonra belki çıkar. Ondan sonra, yani niye? Bakıyorum, zihin lügatlarda kafada gözüküyor. Risale-i Nur'da, vicdanda tabii. O da marifetullah. Aklın tefekkür. Ulan bu marifetullah ile tefekkür nasıl olacak falan. Öyle bir dehlize çekti ki. Ben mübarek etmiyorum. Belki sabah saat 11'de bir şu kafamın arkası ağrıyor ya. Ormana dolaşana kadar unuttum daha. Hep daha düşünme diyor da yeter. Ondan sonra yok bu gene orada mısın? Değilim dedi. Ondan sonra neyse onu beni meşgul etti. Abi özür dilerim bir onun tuvaleti var. Bir tuvaletine gitti. Gene ondan ayrıldım. Kaptı beni. Yani, marifetullah mı tefekkür mü? Hangisi galip? Bir de baktım mecule tefekkür atmışlar. Bizim o dersi cümle şey atmışlar. Ya tefekkür, psikoloji, vehmi, panzeri. Bitti. Marifetullah da içsel kalbi hastalıkların panzeri. Marifetullah. Maddi hastalıklarda da bu... Tabii, maddi hastalıkların arkasına geçiyorsun, olayı seyrediyorsun ya. Seyrediyorsun. Ben böyle bir şey yaşadım, sol noktaya doğru. Öyle sol tarafımda bir ışık yandı. Aa şimdi geliyor. Bizim abimiz gelecek dedim. Cebrail Aleyhisselam. Abimiz gelecek. Abi dedim. Şimdi sol tarafımda şöyle ışık yandı. Bitmiş yani, Yasin okuyorlar. Yasin'i duyuyordum, sonra duymaz oldum. Böyle bir zirve şey olmuştu. Yani bir aleti anlatmak için bunu söylüyorum malzeme. O anda böyle bütün o şey, dersler, hizmetler vesaire. Fakat eski demek ki şu var, üzülüyorum. O an dedim, o anda gayri ihtiyar, hiç benim akıllıyım. Kırık ana dershane çamadık dedim ya. Orada burada dershaneye ders yaptık ama orada bir dershanem olmadı. Dedim. Bir onu hatırlıyorum. Ha, şimdi orada yarayacak diyor. Burada da yarıyor. Matık hastalığı sorduğun için yaz. Evet abi. Bitti. Ya bırak ya, sahiplenme ya. Haksız temellük. Ham. Baş harfleriniz böyle. He, ame, ham. Aynı darlığını bilmemek. Burada ne işin var ya? Allah seni çile çekmen için, hastalık çekmen için, azap, fakirlik, açlık çekmen için yaratmadı ya. Böyle bir şey yok ya. Seni eğitiyor. Sihata göre hastalık. Daha cami bir aynadar oluyorsun Allah'a. Yani mevhumu muhakkak mevhum. Sen mevhumu mevhum ya vehim. Olmayan şeyi burayı sabit zannediyorsun. Ha böyle bir şey yok burada. Sabit bir şey yok. Olmayan bir şeyi sabit zannedip mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış Adem'dir. İnsan ya. İster fikri olsun, isterse hissiyatı, Adem. Şuraya bak ya.
Şimdi bunu bir saat ders yapsan bitti adam uçar ya. Sahiplenme ya. Bırak sahiplenme kardeşim. Ne yapmış? Dert mi vermiş? Bırak derdi veren düşünsün. Ben mi düşüneceğim? Allah'ın derdini ben mi çözeceğim? Allah verdiği derdi ben nasıl çözeceğim? Çözebildin mi sen böyle bir şey? Kendi o çözecek. Allah uzun ya ama. He? Allah dert verir mi? Allah dert vermez. Dermanı aldığı için tepene Adem'in vücutları biner. Hiç bak affetmiyorlar. Sanki terapiye geldin değil mi Gafur? Elhamdülillah. Bugün lazım da bana. Ya bu tuhaf bir şey ya. Ya yorumla kendini ya. Seyahat böyle. Seyahat et. Yürürken bile şuraya, öpten geldi sol tarafıma. Vicdan, zihin, şurada akıl, tefekkür. Tefekkür mü? Zihnin marifetullah. Ulan hangisi hangisi yapıyor? Bir baktım ki Allah Allah. Tefekkürle elde edilen marifetullah'a dönüşüyor. Marifetullah'ın sureti değil mi zaten tefekkür abi? Birbirine geçiş. Tefekkür fikir. Şöyle düşün. Yol. Yoldur. Yolda yürüyen bir insan. Yürürken bir şeyler aldı. O aldığına işte marifetullah olur. Tefekkür ile seyahat ediyorsun, şey yapıyorsun. Mukabele ediyorlar sana. Aldığını da aşağı atınca marifetullah oluyor. Marifetullah oluyor. Tefekkürle aldığın şey. Şimdilik daha. Şimdi başka bir dehlize girdik bilmiyorum şimdi. Tefekkürle marifetullah soktu beni oraya. Ya şimdi nasıl bedenimi düşüneyim şimdi? Sonra bir baktım ki acıkmışım. Tam gözüm kanarınca anladım. Benzin bitti. Sonra dedim ki herhalde acıkmışım. Acıkmış. Ha, acıkmış çocuk. Kuşta böyle hiç kesinlikle gel yemek demez, gel çay iç demez, gel ders dinle demez, gel kendini yedir, gel biraz kendini gezdir. Tamam, hep böyle. Ondan sonra hiç isim şey yapmaz. Ahmet, Mehmet. Herkes ya Ahmet'tir ya Mehmet'tir. Ne fark eder diyor. Baklava ile pilava şerbet var ya şeker. Bunu aç dedi. Ya dedim abi dedim. İşte genciz daha 20 küsur yaşındayız. İstiyor böyle zaafımız var tatlıya. Ya dedik böyle bir çörengeye gitsek akrabamız falan var ya. Anladın? Dedi ki pirinç pilav yap ben sana tatlıya şey yapacağım. Allah Allah bir yerde herhalde ona gelmiş. Ondan sonra şimdi dedi bir şerbet yap. Pirince kat dedi. Al sana baklava. Ulan Allah nasıl? Baklavada hamur var, şeker var. Ha bunda da hamur var, şeker var dedi. Başka bir şey yok. Veya makarnaya şeker katar yer. Daha sana baklava dedi. Sonra neyse kalite yükseltti. Bayat ekmek alıyoruz şeyden. İki günlük ekmek alıyoruz ki üçte bir fiyatını alalım. Çünkü 30-40 kişiyiz. Bayat ekmeğinin üzerine tereyağla şey yapılmış şerbet. Ekmeği böyle. Hep senelerce. Ben 10-15 sene tatlı olarak bunu yerdim. Haftada bir çıkardı tabiatta. Bayat ekmekleri dizerdik. Senin dükkan ilerindeki o tüm şey fırından alırdık Allah razı olsun ondan. Üçte bir fiyatına. Üçte yarı yarıya herkes verirdi. Biz de üçte bir. O şey tatlı su var ya su. Şerbet. O dizerdik tepsiye. Bayat ekmeğin üzerine böyle dökerdik suyu. Hatta var. En az 15 sene. 15-20 sene. Çorba çıkarsa mercimek odur. Fasulye çıkarsa bir tane odur. Ya Allah hamdolsun. O günleri arıyorum ya. Ne güzel dünya ya. Çok seviyorum. Alışamadım ama seviyorum. Çünkü Rabbimi tarif edip tanımama vesile olan bir zemin olduğu için seviyorum onu. Yani dünyaya para kazanmaya, şu bulmaya desen sıkıntı veriyor. Allah'ımı tanımama vesile olduğu için teşekkür ediyorum, değer veriyorum. Gene gelecek zaten. Vefat ettikten sonra gezmeye geleceksiniz bu dünyaya. Gezmeye. Neyse, hükmü kadere razı olmuyor. Halbuki şemsin tuluğu ve grubu, güneşin doğması ve batması muayyen ve mukadder olduğu gibi. Öyle değil mi? Hı hı. Güneş kaçta doğacak bir saatte belli değil mi? Hı hı. Batması da var. Sen ne diyorsun? 5-7'de.
5.07'de imsak namaz vakti giriyor. Yani 4.50'de kalkarsanız teheccüde yetişirsiniz. Tamam? Cebesinde diyor, boyunda asılır demiştiniz abi. Şimdi güneşin doğması, batması mukadder olduğu gibi insanın da bu dünyada tuluğu ve grubu, doğması ve batması sahip mukadderatı kalem-i kader ile cephesinde yazılıdır. Cephesinde yazılıdır bu ya abi ya. Cephesinde hepsi. Boynunda asılıdır demiş. Evet, ayet-i kerimede kaderi boynuna takılmıştır diyor. Memurdur, doktordur, böyle bir şey kimlik takıyorlar. Kardeşim niye mukadder oluyorsun? Ne zaman gideceğini, kim seni ne zaman getirmiş, o düşünsün. Beni buraya kim getirmişse, gitmeyi de o düşünsün ya. Anladım. Yani ben hepimizin dersi muhatabız. İlk önce ben şeyim. Bunu okuya okuya ruhumuza mal olacak. Sonra sekeratta bunlar senin şuur altın. Şuurun olmadan tak diye hani böyle bazı şeyler var ya dükkanlarda. Yeni reklam şey çıktı, yazı. Yazı geliyor, batıyor, başka yazı geliyor. Değil mi? İşte bilmem ne market diye böyle kırmızı yazılar geliyor da böyle yani. Yazı geliyor, kayboluyor. Ya böyle ya böyle. Aynı böyle ya işte. Sekeratta da böyle. Bütün dersler, bu anınız, bütün o gittiğiniz dersler, okuduğunuz Kur'anlar, kıldığınız kazan namazları, seyretmediğiniz televizyon anlarınız, hepsi tak tak gelecek. Televizyon halinde bulunmuyorum yani. Ben öyle bir şey demedim de. Seyretmediğiniz anlar, hepsi gelecek. Bunlar, insanın da bu dünyaya doğması, tulu ve grubu ve sahip mukadderatı, insanın başına geçeceği hadiseler, Allah Allah, kalem-i kader ile cephesine yazılıdır. Çizgiler o mu abi? Ha? Bu çizgiler o mu? Evet, bir çizgiler, şu çizgi, şu çizgi, ayak altındaki çizgi. Yazdım. Tabii böyle bunlar, evet, müstehinle burada geçiyor. İlim, ne ilmiydi abi? Kayıp. Kayıp. Okuyabiliyorsun. Sana bakar, seyit olup olmadığını, ne zaman doğduğunu, ne zaman öleceğini, namaz kılıp kılmadığını, soyunun kim olduğunu, sende kimler olacağını, bütün böyle Filistin'i çeker. Ya. Hulusi abinin seyit olduğunu bilmiyordu ki, üstad demiş. Sabri abi de seyit olduğunu bilmiyordu. Üstad demiş, sen de benim gibisin. Bugün ben bir hata yaptım mı abi? Üstada dil uzattılar, ben dillerini kopartmadım mı? Kopartmalı mıydım acaba? Yaptım. Öyle on böyle iddialarını yalanlamadım. O şey, yok hiç meşgul olmasa olmadın, iyi yaptın. Çünkü cevabul ahmakul es-sükut. O düzelmezdi. Gel. Cevabul ahmakul es-sükut. Aleyküm selam. Nedir o? Ahma en güzel cevap susmaktır. Niye? Yani cevap vereceksek yanında birileri var değilse, kalabalık onların zihni bulanırsa, bak bu bir iddiadır. Müddi sensin, davanı ispat et. Yoksa olmaz değil mi? Bak ben söylerim. Çünkü ispat etmeye kalkmayın, uzundur. Mesela Allah var mıdır sorusuna, Allah nasıl anlatacaksın o kadar uzun ki bir mevzu, yok mu diye sorusuna soru sor. Yok, şöyle de, yok mu? Tamam. Ustad mesela, İmam Hatip mezunu, bilmem ne mezunu, dindar. Ustad'a dil uzatıyor. Lan İsrail varken, Amerikan başkanı varken, Rus başkanı varken, dinsizler varken, Mason komiteleri varken, Müslüman Müslümanı eleştiriyorsa, tamam zaten o ölmüştür o. Nesini mezardan çıkaracaksın? Zaten mezarcı. Ölmedin, ölmüş yani. Nesini düzelteceksin? Bitti adam ya. Ben şimdi kalkıp da bir cemaatin liderine veya cemaatlara ben nasıl bu dersime konu yaparım? Veya bir araya geldik, bir de görmeyeceğiz, bir konuşurken niye medar-ı ihtilafı münakaşa, sevmediğim bir şey dahi olsa niye getireyim? Adam, niçin bir insan hep ihtilafı sever, hep tenkit eder ya? Akrabalarda olsun, köylülerde olsun. Ya böyle kimi dokunursa dokunma pile yerine. Tenkit, eleştiri. Ya ne biçim bir insansınız ya? Öyle bir tenkit ediyor ki sanki şeytan-ı racim. Hiç iyiliği yok.
öyle demet eder ki hiç sanki eksiği yok. La kardeşim ya dipte ya zirvede. Lan ortası yok mu? E bu adamların nesini düzelteceksin Gafur? Bırak ya. Babam bir lafı var. Bırakın sarhoşu. Bırak kendisi yıkılsın diyor. Ya tamam ya, ben bu halete girdim ya. Eskide yırtardım kendini. Allah Resulü'nde de ondan sonra yırtmıştım. Kur'an'da bir mana diyor ki yırtma kendini diyor ya. Kendini helak ediyorsun diyor ya. Bunlar layık değil ya. Tamam anlattın değerli de bu küzlere inci takmak mı lazım? Ketaliku dureri faalakil bakar. Alimler çevirmiş hadiste ama hadiste de bu da varmış. Ketaliku dureri faalakil hinzir. Yani bir tanesine öküz, bir tanesine domuz diyor. Layık olmayana, hak etmeyene anlatmak, öküze veya domuza boncuk takman gerekirken inci takıyorsun. Ne gerek var ya? Alın 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 bu kıymetçiyle. Sevmezseniz atın bana. Tekmeleyin. Lan biz bununla iğne ile kuyu kazarken elde ettiğimiz manaları ne veriyorsun be devamı? Bırak kalsın ya. Tamam. Ya Allah'tan korkmasan dedim, tamam mı? Adam eleştiriyor. Dedim ki kardeşim bu eleştirinde ben hakikaten günahlarımı da söylesem seni kaçırırım. Ama samimiysen, ben Risale'ne zarar veriyorsam, öyle yazıyor şimdi. Bunda bu iddianda samimiysen, Allah biliyor dedim. Tamam mı? YouTube'un altına. Ben Hasan. Allah biliyor, seni de biliyor. Eğer ben zarar verdiğimi inanıyorsan, vicdanlıysan, yiğit adamsan bir daha siteye girme. Sen sözünün elisin. Ama girersen sözünde samimi değilsin. Sen bunu yazamazsın, biz eleştiririz, yaparız. Bak, değil mi? Yapma. Ama hayal ettim şey. Bazı tipler işte var. Ya Resulullah'a da gelse niye pantolon giymiyor, niye entari giyiyor der. Niye diş fırçası kullanmıyor da misvak kullanıyor der ha. Acayip bir şey. O öküzler hiç bitmeyecek yani. Bitmez hiçbir zaman öküz. Ketaliku dürer falan akıl öküz. Bakar yani. Bitme. O zaman öküzlere hani başka bir yerde ya konumuz o değil ya. Havlayan her köpeğe taş atsak sokakta taş kalmaz. Yemiş taşlar, taşlar. Meşgul olma. Herkes her şeyi biliyor. Sen bir zatı öğrenmek istedin de mi öğrenemedin? O da öyle. Kendimizi ve ustadı yeni mi anlatacağız adama? Sen felanca mısın dedi. Senin, bilmiyorum dedim, senin aleminde nasıl biliniyorum, onu bana anlat, oyum deyim deyim sana dedim. Gardiyana, sen felanca sen misin dedi. Senin aleminde ben nasıl biliniyorum, bakayım öyle miyim, değil miyim, bir anlat, ondan sonra ben oyum deyim, değilim. Hakikaten dedikleri adamsın ha dedi. Ne kadar kısaldı cevabını. Uğraşmayacaksın. Kardeş, pergeli kendinize koyun, kendinizi, evlad-ı yârinizi koruyun yeter. Bozulmayın yeter. Kendini korun, bırak uğraşma. Hadiste kısmen tebliğ bitti, Rüştabi'ye göre bitmiş. Nedir o? Hadiste diyor ki, ne zaman mucibince amel edilmez, yani gerektiği gibi yapılmaz, bidatlar sokulur. İki, kişiler kendi reyleriyle hareket ederse sen kılıncını körle, kılıfına koy, evine gir, kapıyı kapat, çıkma. Çıkma ya. Otur. Mucibince amel yapılmaz. Müslüman aleyhinde olduktan sonra tamam kardeşim kapıyı kapat. Evet. Ne diyor? Diyor ki insanın da bu dünyaya tuluğu doğması ve grubu batması, ölümü ve sahil beşerin insanlığın yaşarken başına geçen mukadderat kalem kader ile cephesinde yazılıdır. İsterse başını taşa vursun ki o yazıları silsin. Uğraşma. Fakat başı kırılır, yazılara bir şey olmaz ha. Yazılar bir şey olmaz ha. Ve illa muhakkak bilsin ki semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan, hani bir tanesi demişti ya ibadet etmek zorunda mıyız? Değilsin dedim ama bir şartla.
Allah'ın sana verdiği nimetleri bırakacaksın bir. Bir de Allah'ın mülkünü, mülkünden çıkacaksın. Neresi mülkü değilse oraya geçeceksin. Verdiklerini de bırakacaksın. O zaman ibadet etme. Allah mülkü olmayan. Hazreti Ali demişler ki, Allah'ı gördün mü demişler de, bugün okudum. Görmediğim Allah'a iman etmem demiş. Peki, neredeydi demiş. Cevaba bak. Nerede değil ki demiş. Şuraya bak. Yani nerede? Hani diyoruz ya, Allah'a ispat et. Diyor. Yokluğunu sen ispat et. Bu daha kolay. Çünkü varlığın, kainatın zerratı, sıfatı, mürekkebatı dedince delilleri var. Diyor ki, ve illa muhakkak bilsin ki semavat varzın haricine kaçıp kurtulamayan insan haliki külli şeyin. Ne demek? Her şeyin haliki. Her şeyin dizgini elinde. Her şeyi yapabilir. Öyle demiyor. Mektubat varsa versene. Bak, her şeyin dizgini elinde. Kanserin de elinde değil mi Allah? Evet. Verem, tansiyon, kalp krizi. Yok otursun, bize hizmet edecek şimdi. Ben dersin dört gözle bitmesini bekliyorum. İncil'leri fark ettiniz galiba. Bir şeyler fark ettim. Şimdi bak, hemen bulayım orayı. O kadar güzel bir yer ki. Yani, ya Rabbi, Allah'ım ustadıma liyakatına göre muamele et. Yani o kadar hoşuma geliyor ki. Dur bakayım. Neyse. Onun haricinde bir şey yok. Hangi şey? Bu değil, isim, uzun olur. Hangi şey, kelime? İhad. Yok. Küllü şey. Küllü şey var işte. Değil mi? Ve hu ala küllü şeyin kadir. Ve hu ala küllü şeyin kadir. 11. kelime. 11. kelime ama uzun. Acaba birincisinin sonunu okuyayım. Şey var ya, iki tane fıkra. Bir iki makam var ya. Birincisi mi? O birincisinde bu. Diyor ki ve ilehil masir, yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar. Evet. Gelmemişsin, gönderilmişsin. Harcını alacaksın. Doktor, memur. Doktor şey, bir yere tayin etti mi devlet? Harcını alacaksın. Gitmemişsin ki, gönderilmişsin, tamam mı? Ticaret bir. Memur. İki, memuriyet için mühim vazifelerle, yani vazifeler. Ticaret, ibadet. Memuriyet, yani bazı alimler var, ders yapanlar vesaire, bunlar da memurdur. Yaratılan da demiyor abi, gönderilen. Evet, ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imkan olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip, hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Halik-i Zülcelal'ine dönecekler ve Mevla-i Kerimelerine kavuşacaklar. Kavuşacaklar. Kavuşacak. Mevlasına kavuşacak. Kavuşacak. Mevlasına. Mevla-i Kerimelerine. Kerim kullanıyor orada. Kerim. Evet. Çok önemli bir şey. İsim. Verdiği nimeti geri almayan Allah demek. Çok güzel bir şey bu ya. Yani bu dersleri veren Allah hakikatını da verecek demektir. Çünkü onu vermeseydi bunu vermezdi. İhanet etmediğin sürece elinden de almıyor. Almıyor. Aslan abi, hanım sırası da takındı. Kafayı da gitti. Mevla-i Kerim'e dönecekler diyor ya abi. Mevla-i Kerim'ini bulduğun an dönmüş oluyorsun. Nasıl kafam karıştı? Mevla'larını görecekti ya. Gördüğün an dönmüş oluyorsun yani. Yani ötelememek öte lazım. Yani orada değil de burada şahit oldu mu şehit oluyorsun. Dönmüş oluyorsun. İlle şehit olmak için ölmek gerekmiyor. Şahit olduğumu şehitsin zaten.
O kadar yaşayan şehitler var ki. Çünkü şahit onlar. Bedensel şehit oluyor değil mi abi asker? Bedenini, yani Allah'ın verdiği şu en zahir olan beden neyi bu? Yuvası diyor, hanesi, yuvasını feda ettiği için şehit oluyor. Evet. Dimanı şehit eden var, vicdanını şehit eden var. Yani açıklayacak. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzur-ı kibriyaya müşerref olacaklar. Yani gene yani indiriyor indiriyor geliyor buraya kadar. Anlamıyoruz ki işte. Yani o yukarıdan aşağı indi mana gene yani esbab dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup ya kalp krizidir, yok şudur budur vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-ı Rahimlerine makar-ı saltanat ebedisinde perdesiz kavuşacak. Esbabsız tecelli nerede var abi? Ben şimdi orada esbabsız tecelli bizim neremizde var abi? Nerede var? Kalbimizde var abi. Vicdan ve kalpte var. Latife-i Rabbani'de var. O zaman kalp hayatına geçtin mi? Kalbin ve ruhun derece hayatına geldin mi zaten şehitsin işte. Latife-i Rabbani'nin vazifesi neydi? Müşahadetullah. Müşahadeti orada oluyorsa bir adam gelmiş burada olmuş bitmiş. Kalp penceredir diyor, vicdan nezaredir, söyledendir. Adam bu dünyada yaşarken mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Mektubat 19. Bir kelime abi, bu derse başladığınız İlem Eyyuhel Aziz'den şu bitimine kadar okuduğunuz noktanın özetini üstad bir kelimeye yerleştirmiş değil mi? Ne? Halık'ın küllü şeyin rububiyetine diyor. Bit. Halık'ın küllü şey diyelim. Hasan abi mevcudatı pencereyle vacibül vücuda bakıyor diyor ya. Mevcudat pencere. Pencereden baktığında vacibül vücudu görüyor. O zaman bu Muhittin Arabi acaba bunu mu kastetmek istemiş? Yani kelamını şey yapamamış. Yani onu görmüş. Sonuçta oradan gözüküyor, doğru mu abi? Gözüküyor. O da demiş Ayşe bir o gözükken yani... Şimdi Muhyiddin Arabi gördüğünü söylemiş. He. Bir bakmış böyle güneş gözünü almış. Ondan başka ne var şimdi? Güneş vurmuş, tamam mı? Tek böyle acayip ihtişamıyla gözünü almış. Diyorlar ki güneşe bakırken, ya oralarda dağlar, tepeler mi var? La hiçbir şey yok ya. Nurdan başka bir şey yok. Ağaca bakmış, ağacı görmüş. Ağaç gözükmüyor ki, ağaç gözükmüyor ki. Müsemmasını görüyor. 17. sırada diyor ki esma yoluyla müsemmayı bulursun diyor. Yani ağacı görmüyor ki esmayı seyrediyor. Bu da kelam değil mi abi? Hayat-ı tekniğe değil mi baktığı ağaç? Evet. Peki bu kelamından rüyetini görüyor. Seyrediyor. Musa aleyhisselam olmuş zaten çalılarla. Çalıların üzerinde rüyetini göstermiş Musa aleyhisselam'a. Hep dediğim var zaten. Yani ne kadar büyük nimetin içindeyiz, farkında değiliz biliyor musunuz? Bugün mesela araba kullanıyorum, baktım, daldım gittim, önümdeki arabanın lastiğine dönüyor, Allah Allah. Allah akıl da böyle mi, bu kadar dönüyor mu ya, devam yok, oynak mı yani böyle. Ya, acayip bir şey ya. Hep böyle, tuhaf alışamadım şu dünyaya ya. Kim alıştı bilmiyorum ki. Acayip bir şey, garip bir memleket, kendime alışamadım. Bedenime acayip oluyor. Bazen küçük geliyor bu beden elbise. Bazen de kayboluyorum burada. Bazen garibime gidiyor. Sanki öyle dünya elbisem olmuş. Bazen tuhaf oluyor böyle. Tefekkür ettiğim şey elbise gibi geliyor bana alemler. Bazen de işte kayboluyoruz. Hiç alışamadım yani ben. Bazen uzatırım böyle kimsikten ayağımı. Ulan diyorum Allah'ım bu nerem benim ya. Aha, garip yani. Şöyle sürüyorum siz de söyleyeyim mi? Garip ya. İnerin seni ya. Ne acayip bir şey. Bunun gibi bir şey elimde verilmiş. Koltukta oturuyorum. Ha işte burada da oturuyoruz. Garip yani. Şimdi ben sizle konuşuyorum böyle. Hiç kendi alemimde haberim yok ki. Nasıl anlatacağım ya? Dışarıya bakıyorum. Arabadan camdan bakınca arabayı görmüyoruz ki. Camdan dışarıya bakıyorsun. Dışarıdasın. Şimdi ben buradan dışarıya bakıyorum. İçeride neler oluyor? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Şu anda bak seninle konuşuyorum. Burada konuştuğumu zannediyorsun. Oysa bunlar pencere. Orada pencerenin kenarına geldim. Seninle konuşuyorum. Yani ben buradan arabanın şey penceresinden bir araba böyle bir
kafayı yemiştim böyle. Şizofreni, paranoyak diyecekler diye korktum böyle. Şöyle şu kafa şey, arabanın ön şey camı gibi geliyor. Böyle her şeyi seyrediyorum böyle. Yani araba gibi hissettim ben böyle. Araba içinde olan ben. Böyle yabancılık hissediyorsun. Mesela sıkıntı çekiyorsun ya bedende. Sıkılıyor insan. Sıkılıyor bu sefer. Ne yapacağım ya? Evde sıkılır gibi burada da sıkılıyorsun. Bazen makas da atıyorsunuz abi. Arabayla makas atıyorsunuz. Hayattaki şeyler, dalgalanmalar. Çok tuhaf ya. Ben de tefekkürle ama bazen de kuyuya iniyorum. Atıma mezar ol, atıma giriyorum, mezar oluyor unuttum bana. Bazen küçük bir mesele, bir küçük bir hadise, bir küçük bir olay, bir şey, pat diye gömülüyorsun ya. Bir dostum gelip çıkarıyor işte. Bir şey sorarak çıkartıyor. Bazen mezar oluyor. Bazen bir kelime, bir tane, bir hakikat, bir ökmekte, bir işarete bakma diyor. 17. lema diyor. Bütün ya böyle bir alem ya. Bir tuhaf ya. Ne dünya sabit, ne sabit. İki tane oynak içinde biz neyiz ya? Vücudum oynuyor. Vücudumdaki hücreler oynuyor. Vücudumdaki duygular, fikirler oynuyor. Vücudumun bulunduğu dünya devamlı oynuyor. Benim de düşüncelerim, fikirlerim, hissiyatım oynuyor. Ya kaç tane birbirine geçerse kol saatinin çarkları gibi hep oynak ya. Ne bu kadar oynaklar içinde ne sabit arıyorsun ya? Nereye kalmak istiyorsun ya? Bu ne ya? Bedenim oynuyor hücre itibariyle. Hep devamlı ölüp diriliyor. Duygularım değişiyor, fikirliyatım değişiyor, devamlı hislerim değişiyor, yaşadığım, tavatun ettiğim dünya değişiyor, dostlarım değişiyor, yeniler geliyor, herkes gidiyor, acayip bir şey. Hepsinden lezzet alıyorsun abi. Acayip. Bazen kainata sığmıyorum, keyif veriyor, iyi ki buradayım diyorum. Bazen de beden bana mezar oluyor. Acayip, el aman, el aman, mescid güyam diye bağırıyorsun yani acayip. Bazen acayip, bazen garip. Yani hepsi de hoş. Darı da hoş, nuru da hoş. Bazen acılar içinde kıvranıyorsun. Peygamber de vardı, ustad da vardı. Bazen bütün kainatı yutarsın, tok olmazsın, karpuz gibi tutarsın kainatı. Bazen de atom sana mezar olur ya. Bir garip bir yer ya. Son şey okuyayım da. Rabbi rahimlerine makar saltanat ebedisine perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan dolayı herkes kendi Halik'i ve Mabud'u ve Rabbi, Allah değil, Rabbi ve Seyyid'i ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacak. Herkes ama. İşte şu kelime devam ediyor. Son şuradaki cümleyle bağlamıştım. Halik-i Külüşe'nin rububiyetine muhabbetle rizadadı olmalıdır. Bir daha son cümle. Ve illa muhakkak bilsin ki insan, semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan ne yapacak? Halik-i Külli Şeyin rububiyetine mukabele rizadade olmalıdır. Bundan sonrası zaten muhabbetle insan değil. Rububiyetine muhabbetle rizadade olmalıdır. Bundan sonrası sana ait değil abi. Latifi Rabbaniyeni tatmin eden şey bundan sonra geliyor işte. Bundan sonra işte. Değil mi abi? Sen yalnız müşahede ediyorsun. Seyretme makamda, dokunma. Bedeninde de öyle bir şeyler oluyor. Arabayı sürerken takırtıyor. Ya olursa olsun eve gidiyoruz ya şimdi bu yağmurda, karanlıkta. Şimdi takırtıkır nereden geliyor değil mi inip bakacak şimdi? Düşünün bir yerden geliyorsun piknikten, yorgunsun bilmem ne. Veya bir hastaya gidiyorsun, çok acil bir yere gidiyorsun. Takır tukur bir şeyler geldi. Geldi diye şimdi otobandan sağa çek ya. Durdum araba, yok bir şey. Ekrana baktım bir şey yapmadım. Takır tukur geliyor. Gelirse gel. Şimdi o yağmurda, o seyahatta, o karanlıkta, o soğukta, o acele işinde inip bakılır mı? Her şeyi bırakıp da arabaya mı bakacaksın şimdi? Tam usta mı geç? Ya işte böyle bir fırtınadayız. Gece karanlık. Dünya böyle. Seyahat ediyoruz. Bir yere koşturuyoruz. Böyle. Meşgul olma ya. Ne olursa olsun böyle. Giderse nereye giderse gitsin ya. Bu manyağa bakmayın fazla. Ve ahir devamım. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.